Evet, bir süredir bu Bitcoin, daha doğrusu kripto para konusu yeniden dünyanın gündemine oturdu. Türkiye dünyada üçüncü sıralamada bu kripto para konusunda. Rusya'dan, Orta Doğu'dan, Çin'den gelen çok inanılmaz bir trafik var. Türkiye'de benim bildiğim birkaç tane de bu sanal cüzdanlardan oluşturuldu ve bunların da dünya marka değeri milyarlarla ifade ediliyor. Türkiye'ye niye bu kadar önem verdiler dersiniz? Burayı bir para aklama merkezi gibi kullanmak istiyor birileri. Bir de Çin çok ciddi olarak ülkesinden para kaçırmaya çalışıyor. Parasını doların dışına taşımaya çalışıyor. Çünkü Amerika biliyorsunuz 1,8 trilyon dolar bu Covid bütçesi ayırdı. Kongre ve Temsilciler Meclisi'nden geçti bu karar. Daha Trump döneminde bu dosya açılmıştı. Arkasından Amerika inanılmaz ölüm rakamları açıklıyor. Neredeyse 1 milyona gidiyor. Korkunç bir rakam. Bunların hepsinin faturasını Çin'e çıkartmak istiyor. Yani Çin'e trilyonlarca dolar bir fatura çıkartacak. Çin'in elindeki bütün dolar stokunu buharlaştırmak istiyor. Çin de parasını kaçırmak için bir ASEAN bölgesini kullanıyor. Yani o Endonezya, Malezya, Hindistan'ın doğusunda kalan bölgeyi. Bir de dünyanın değişik yerlerine para transfer ederek borsalardan ya da oradaki yatırımlardan pay almaya çalışıyor, fabrikalar almaya çalışıyor. Dolayısıyla dünyada böyle bir kontrol dışı para hareketi görüyoruz. Yakında FED de yeni sanal parayı açıklayacak. Aynı şekilde İngiltere'nin de bu konuda bir çalışması var. Avrupa Birliği'nin de bir çalışması var. Ama hemen belirtelim, bu kripto para daha önceki kripto paraya benzemiyor. Ne üretimi itibariyle benziyor, ne güvenlik açısından benziyor. Rusya'nın kendine göre bir politikası var. Burada bir defa çok ciddi bir istihbarat hareketi, para hareketlerini izliyorlar ve burada yine çok çok önemli bir diğer husus, bu konuyla ilgilenen kişileri, grupları, toplulukları, hükümetlerin bunlara karşı politikalarını izliyorlar. Böylece bu aslında önemli bir istihbarat kaynağı oluşturuyor onlar için. Sonuçta daha önceki kripto paralar daha güvenliydi ama artık cep telefonunuzla bile evinizde kripto para üretebiliyorsunuz. Bu tamamen öyle hackerların yaptığı bir iş olmaktan çıktı ve paraların değeri tamamen spekülatif. İşte Elon Musk bir gün bir açıklama yapıyor. Bir anda daha önce adı duyulmadık bir para tırmanabiliyor. Küçük yatırımcılar borsada çok büyük manipülasyonlara sebep olabiliyorlar. Tamamen spekülatif bir zemin oluşturuldu ve bir gün bu paraların tamamı buharlaşırsa şaşmamak gerekir. Küçük küçük kazanıyorlar. Hatta biraz daha büyüyebiliyor, biraz daha büyüyebiliyor. Herkes bütün mal varlığını oraya, parasını oraya aktardığında da bu paraların tamamı buharlaşabilir. Yani dünya çok büyük bir ekonomik soygun tehdidiyle karşı karşıya. Merkez bankalarının, sermaye sahiplerinin çok dikkat etmeleri lazım. Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi. Yani bu Covid ile başlayan Global Reset öncesi, devletlerden daha güçlü şirketlerin ve global manipülasyoncuların tehdidiyle karşı karşıyayız. Aman dikkat!